Ecel sırlı bir hazinedir. İnsan hayatına saklanmış, hayatın her lahzasında kendini ortaya koyan, Cenab-ı Hakk'a doğru giden o yolculuktaki sırlı bir hazinedir. Her nefis her an ölümü tatmaktadır. Ölümü tadıcıdır. İnsanın sureti, bedeni, hali, her şey değişir. Dolayısıyla dünya bir yere doğru giderken insanın durması da imkansızdır, muhaldir. Dolayısıyla insanoğlu bu yolculuğun farkına vardığı zaman varacağı yere göre hareket eder. Heyecanını ona göre ayarlar, kalbini ona göre dizayn eder. Niyetini ona göre güzelleştirir. Ecel, Cenab-ı Hak'la buluşmanın adıdır demişler. Büyüklerin bu sırlı söyleyişindeki o dünya ve ahiret perdesinin kalkması sadece kutlu yolcuların gördüğü, kutlu yolcuların niyetine koyduğu çok önemli bir hazinedir, sırdır, makamdır. İnsanın kalbine büyükler sır derler. Kalp sine manasına gelir, sır manasına gelir. Çünkü dünyada yaşayan kalp aynı anda iki dünyayı da yaşayacak şekilde muhteşem bir şekilde dizayn edilmiştir. İnsanın kalbi ahirete müteveccihtir. İnsanın en çok sevdikleri, özledikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan tutun da Enbiya-i İzam'dan sahabe-i kirama kadar hepsi ötededir. Hepsi bir cennet komşuluğunda beklemektedirler. Yeter ki insan neye namzet olduğunu bilsin. Bu dünya hayatının bir gün son bulacağını herkes bilir ama bitmeyecek şeklinde yaşamaya çalışır. Çünkü nefis mekanizması onu ister. Nefsi emmare ölümü kabul etmez, ölüm istemez. Ne zaman ki o nefis terbiye edilir, ne zaman ki o nefis kul olur, işte insanın o zaman nefis bir yolculuğu olur. Yoksa insan bunu fark etmezse ne pis bir hayat yaşar da farkına bile varmaz. Zaten en kötüsü de farkına varmamaktır. Nasıl ki bir hastalıkta farkına varmazsanız hastalık sizi çepeçevre kuşatır, erkenden tedavisini yapamazsınız, aynen ruh da böylesine hastalanır. Ruhun en büyük hastalığı dünyadır. Dünyaya aldanmak, dünyanın yalancı tebessümlerine kanmak, bir çocuğun kandırılışı gibi dünyaya inanmak insanın helaketidir, felaketidir. Ama insan yönünü Allah'a dönerse, Allah'ın cemaline dönerse, Allah'ın esmasına dönerse, Allah'ın sırlı hazinelerine dönerse, şu kainata böyle bir tefekkür nazarıyla bakarsa, ona Allah'ın izniyle tevekkül de nasip olur, hakiki iman da nasip olur, o güzel yolculuk da nasip olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çileli hayatında her lahza bir tebessüm saklıdır. O kendi hayatında 1000 tane çile çekerken 100 binlerce insanın dirilmesine vesile olmuş, getirdiği o nurlu iksiri, o güzel dini, o İslam'ı herkese sunmuş ve insanların dünya ve ahiret mutluluğuna sebep olmuştur. Ta ki asırlar sonrasında biz de onun getirdiği bir davaya inanarak La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek, bu sözde serinleyerek, kelime-i tevhidde çizgimizi bularak yine bizler de iki dünya hayatımız adına dirilmiş oluyoruz. Ahiret hayatını hedeflemeyen insan dünyada da ölüdür. Çünkü dünyanın hiçbir zevki, dünyadaki hiçbir şey kalbi tatmin edemez. Kalp o kadar muhteşemdir ki çok büyük bir depo gibi düşünün. İçine bütün dünyayı koysanız oraya küçük bir çakıl taşı bile koymuş olmazsınız. Çünkü onu kabul etmez. Ama niyet Allah rızası olursa, Allah olursa, Allah'a varmak olursa işte insanın o niyeti Rabbimin izniyle muhteşem bir böylesine hazineye dönüşür ve o depo Cenab-ı Hak adına tamamen dolmuş olur ve o kul dünyada da ahirette de fırsat buldukça Allah'ı söyler. Zira Allah demeye bahanedir bu dünya. Allah dedikten sonra daha nedir bu dünya? İnsanların imtihanı ardı arkasına devam ediyor. Eceller ardı arkasına geliyor. Kesilmiyor. Ve madem ölüm öldürülmüyor ve dolayısıyla madem ehli cennetin huzurunda ölüm en son ölmüş olacak, dolayısıyla bu dünyaya aldanmamak gerekir. Hataya, günaha düşünce estağfirullah'ta serinlemek, dirilmek gerekir. Hal, ahval değerlendirildiğinde elhamdülillah'ta Cenab-ı Hak'tan razı olduğunu, Allah'ım sen de benden inşallah razı olursun şeklinde duayı elhamdülillah'la dillendirmek gerekir. Kainattaki rüzgarlardan, dallardan, her şeye kadar Subhanallah diyerek Allah'ı tesbih ediyor.
Allah'ı bütün eksikliklerden tenzih ederek Subhanallah diyerek Cenab-ı Hakk'ı zikrediyorlar. Yerdeki çöpten dalın ucundaki sineğe kadar her şey Allah diyorsa, insan kainattaki çerden çöpten geri kalmamalı ve kendi kalbine nazar eden Allah'ı görmeli ve iyi ki Resulullah'ın ümmeti olmuşum demeli ve bir kere daha Kur'an'ın geldiğine şükretmeli ve bir kere daha dirilmelidir. Heyecanı Allah olana dünya bir şey yapamaz. Niyeti Allah olana bir şey yapamaz dünya. Çünkü Allah o kuluna peygamberleri, melekleri, evliyaullahı, şehitleri yardımcı olarak verir. Bir başına yürüyor görürsünüz ama o bir orduyla gezer, hiç kimse fark etmez. Sadece onu kalp gözü açık insanlar görür. Niyetinde Allah olanlar görür. Dolayısıyla sağımıza solumuza yerleştirilmiş meleklerin varlığına inanırken, meleklere iman ederken bu yolculukta yalnız olmadığımızı hissedelim ve ''Ya Resulallah seni özledim, ey Hamza seni özledim, ey Musab seni özledim.'' diyelim ve her lahza onlarla buluşmanın heyecanını yaşayalım. Nasıl olsa bu dünya bitecek. Bu dünya bizi bitirmeden biz bu dünyayı kalbimizde bitirmeliyiz. Dünya bizi kovmadan biz dünyayı kovmalıyız. Ecel ki sırlı bir hazinedir. Ölüm ki bir diriliştir. Ölüm yok olmak değildir. Beden ölür. Yunus Emre diliyle ''Ölen hayvan imiş, aşıklar ölesi değil.'' Dolayısıyla insan ruh olarak devam ettiğini bilmeli. Cenab-ı Hakk'ın cennette nazlı, nazdar, güzel bir misafiri olacağını bilmeli ve ona göre insan kendi niyetini ve ahvalini ayarlamalıdır. Yoksa insan düz yollarda yolunu şaşırır, kaybolur gider. Halbuki iman ile en çetrefilli yolları, en dik, en sarp yamaçları aşar da Allah'ın izniyle insan yeter ki onu fark etsin. İmansız kalan bir insanın dünyası da karanlıktır, ahireti de karanlıktır. Madem bu dünyaya geldik ve Cenab-ı Hak tarafından yaratılmak bizim için murat edildi ve Cenab-ı Hak bizi kendisine kul kabul etti ve kendisini bize müthiş bir peygamber eliyle tanıttı ve Kur'an-ı Kerim ile tanıttı, o zaman bir kere daha sahip olduklarımızın farkına varmalıyız ve bir kere daha dirilmeliyiz. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin demeliyiz. Balık karnındaki Yunus gibi tövbe etmeliyiz. Hazreti Eyüp gibi zarar dilime dokundu deyip bir kere daha Cenab-ı Hakk'a sadece kulluk derdinde olduğumuzu haykırmalıyız. Her an, her yerde büyüklerin, peygamberlerin, salihlerin, enbiyanın, evliyanın duasına sığınmalıyız. Onlar ne demişler? Bu yolculukta ne yapmışlar? Başlarına bir şey geldiğinde ne yapmışlar, sevindiklerinde ne yapmışlar ve kutlu rehber, sonsuz nur, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış ona bakmalıyız ve bir kere daha sağdan hizaya gelmeliyiz. Zira şeytan boş durmuyor, nefis boş durmuyor, insana dünyada sürekli kalacakmış gibi tembihlerde bulunuyor. Halbuki öyle değil. İnsana dünyada yakışan saydır, gayrettir, cehddir, mücahededir ama insana asıl yakışan ise ahiret adına o cehdi, o gayreti Cenab-ı Hak adına güzel bir niyetle mayalamaktır. Derdi öylesine güzel mayalamak lazım ki onu görenler ona bu başka dert demeli. Dolayısıyla bizim derdimiz Uhud'daki dert, Bedir'deki dert, ashabın derdi. Başkalarına iyilik yapabilmek, yaşatmak için yaşamak ve Allah Resulü'nün sünnetini daha çok insana ulaştırmak derdidir. Allah bu imtihanı kaybedenlerden eylemesin. Hazreti Ali der ki ölüm gelmeden korkanın haline şaşarım. Çünkü zaten böyle gelmemiş, daha niye korkuyorsun? Gelince de korkanın haline şaşarım der. Zaten gelmiş, kaçış yok. Niye korkuyorsun? İşte velilik perdesinin kapısı, onu aralayan insan, Medine ilim şehrine varılan en büyük kapı Hazreti Ali, işte bunu öğütlüyor, bunu söylüyor. Yani onların o güzel çizgisinde devam etmeliyiz. O dört büyük halifeyi bilmeden insanın peygamberi tam bilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla sahabeleri iyi öğrenmeliyiz, iyi bilmeliyiz. Allah imtihanımızı kaybettirmesin.